Türkiye kazansın, tüketicilerimiz kazansın diye enflasyonla mücadelede 8000 ürünle ekonomiye güç katıyoruz. Yapacağınız alışverişlerde Infinity kartınıza en az %10 para puan veriyoruz. Hedef Yapı Market. Sen de evini mutlu et. Mutlu günler sevgili izleyicilerimiz. Bir gazete manşeti programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün 15 Kasım 2018 Perşembe sevgili izleyiciler. Kastamonu'nun merkezde yaşanan gelişmeleri gazetelerin başlığına yansıyan şekilde sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Akvim TV'den herkese iyi günler diliyoruz. Nasrullah Gazetesi ile başlayacağız bugün bültene. Nasrullah Gazetesi'nin bugün sür manşetten verdiği haber, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan kadın girişimcilere destek. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kadın girişimcileri desteklemeyi sürdürüyor. İPART 2, 3. çağrı kapsamında sözleşme imzalamaya hak kazanan başvuru sahipleriyle sözleşme imzalanmaya devam ediliyor. Kırsal turizm sektöründe Pınarbaşı ilçesinde Sarımeşe Otel modernizasyon projesi için başvuru yapan Zülfiye Sarımeşe ile sözleşme imzaladı. Konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede kurumun yeni yapılacak olan otellerin yanı sıra mevcut otellerin modernizasyonunu da desteklemektedir denildi. Evet, CHP'de iki ilçenin daha adayı açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçim öncesinde bazı belediyeler için adaylarını dün açıkladı. Listeye göre Kastamonu'da iki ilçenin daha belediye başkan adayı belirlendi. Daha önceden açıklanan 5 ilçenin ardından CHP'nin Kastamonu'da kesinleşen belediye başkan adayı sayısı ise 7'ye yükselmiş oldu sevgili izleyiciler. Belediyeden arsa satışı ihalesi 10 milyon liraya satışta. Kastamonu Belediyesi Kuzeykent Mahallesi 1178 adı bir parselde bulunan arsayı satışa çıkardı. Mülkiyeti Kastamonu Belediyesi'ne ait arsanın kapalı teklif usulüyle satışı yapılacak ihalenin 26 Kasım Pazartesi günü saat 15'te Kastamonu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacağı öğrenildi. 10 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkacak arsanın geçici teminatı ise 300 bin lira sevgili izleyiciler. Devlet eski bakanı Murat Başeskioğlu dün İlgenel Meclisi'ni ziyaret etmişti ve bir beklentim yok dedi. Murat Başeskioğlu 2015 Kasım ayında aktif siyaseti noktaladım. Bugün de kararımda bir değişiklik yok deniliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için isminin zikredilmesi dikkat çekmişti Türkiye gündeminde sevgili izleyiciler. Sarı Konak Kadın Girişimci Kooperatifi için dün Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir protokol imzalandı. Kadın Girişimci Kooperatifi'nin resmi kuruluşu doğrultusunda ilgili protokol Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Başkan Yardımcıları Tezcan Biçicioğlu, Hasan Gülşen ve Kadın Girişimciler Kooperatif Başkanı Mihriban Tüfekçi arasında yapıldı. Kastamonu Belediyesi YAPEX'e hazır olduğu belirtiliyor. 14-17 Kasım tarihleri arasında Antalya Expo Center'da YAPEX fuarına katılacak Kastamonu Belediyesi. Kastamonlular hekime ulaşmak için daha ne vermeli demiş CHP'li Hasan Baltacı. Yine Türk Ocakları'nda Diyanet açıklaması gereği yapılmalı deniliyor. Kastamonu'da havzalardan desteklenecek ürünler açıklandı. %26 ek zam talebi Türkiye Kamusen İl Başkanı Nedim Afacan. Türkiye Kamusen'e bağlı sendika başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve sendika üyelerinin katılımıyla Kamusen İl Başkanlığı'nda memur ve emeklilere ek zam yapılmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı Nedim Afacan. %26'lık zam oranını da dile getirdi. Daha sonra açıklama metni PTT İl Müdürlüğü'nden Cumhurbaşkanlığı makamına gönderildi deniliyor. Tepkiler arttı, fiyat düşürüldü. Sürücü kurslarında gözetmenlik için 250 liraya seminer denilmiş. Mermer'de Urge projesi bilgilendirmesi var sevgili izleyiciler. Bu arada Kuzey Sürücü Kursu yarın saat 13.30'da açılışını gerçekleştirecek. Cuma namazından hemen sonra bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Hayırlı olsun dileklerimizi iletelim buradan. Kastamonu Gazetesi ile devam ediyoruz. Kastamonu Gazetesi'nin bugünkü sür manşetten verdiği haber, silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 22 sanıktan 17'si 1 yıl 6 ay 22 gün ila 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. Firari olan 5 sanığın dosyası ise ayrıldı deniliyor. Murat Karasalihoğlu da yine bir köşe yazısı paylaşmış. Kastamonu Kent Belleği'nin en önemli hafızalarından biridir Karaçomak Seli, Sel, Kütük, Kapmak ve Karaçomak demiş başlığında. Kastamonu Gazetesi'nin diğer başlıklarına bakalım. Kırsal kalkınma için Başeski formülü, Başeski'den manidar adaylık açıklaması siyasetin dışında yapacak çok şey var demiş. Üretimde kadın lokomotifi Sarı Konak Kadın Girişimciler Kooperatifi resmen kuruldu. Yine Türk Ocakları'ndan bildiri. Milli birlik şuurumuzu güçlendirelim.
yeğenini yaralayan şahıs tutuklandı deniliyor. Yine Baltacı'dan bakana doktor sorusu. CHP milletvekili Hasan Baltacı Plan Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanı Koca'ya Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Kastamonu'dan %69 oy aldığını hatırlattıktan sonra ildeki uzman hekim açığıyla ilgili olarak Kastamonular hekime ulaşmak için daha ne vermeli şeklinde soru yöneltti. Tosya Taşköprü ve İnebolu göğüs hastalıkları uzmanı olmadığını belirten Baltacı, Azavay Bozkurt, Datay, Dervekancı'da ve araçta kadrosu olmasına rağmen çocuk hastalıkları uzmanıyla kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bulunmadığını da dile getirdi. YAPEX fuarı kapılarını açtı. Saraya zam mektubu yine Bozkurt ve Devrekhane adayları açıklandı. Güvenç Demir Ezen ve İlhan Tuncer CHP Parti Meclisi iki adayı daha belirlemiş oldu. Buna göre Bozkurt'ta Güvenç Demir Ezen, Devrekhane'de ise İlhan Tuncer CHP'nin belediye başkan adayı sevgili izleyiciler. Evet, AK Parti'de adaylık işlemleri yarın sona eriyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de aday başvuruları için başvuru tarihi bugünden itibaren başlıyor. 15 Aralık'a kadar devam edecek. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Doğru Söz Gazetesi'ne bakıyoruz şimdi. Doğru Söz Gazetesi'nde sürmanşetten verilen haber patlayan televizyon iki evi kullanılamaz hale getirdi. Cide'de meydana geldi bu olay. 50 yaşındaki Süleyman Biçer'e ait evde televizyonun patlaması sonucunda ev yandı deniliyor. Kastamonu Çatalzeytin yolu heyelan nedeniyle kapandı. Yol açma çalışmaları devam ediyor diyelim. Devlet eski bakanı Murat Başeskioğlu dağınık köyleri birleştirmeliyiz demiş. Yine yüksek kesimlerde bu arada kar yağışı var. Onu da belirleyelim. Dün Isırganlık'ta kar fotoğrafları ve yine Ilgaz'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Katso'da kadın girişimci kooperatifi kuruluşu için protokol imzalandı. Doğru Söz Gazetesi'nin ana manşetten verdiği haber, kadınlar ekonomide söz sahibi olacak. Milletvekili Baltacı, Sağlık Bakanı Koca'ya doktor açığını hatırlattı. Kastamonlular hekime ulaşmak için daha ne vermeli diye sordu. Tarım projelerine 220 bin lira bütçe, yine CHP'nin Devrekhane ve Bozkurt başkan adayları belli oldu. Yeğenini silahla yaralayan şahıs tutuklandı. Yüksek kesimler beyaza büründü. Evet, Kastamonu Belediyesi YAPEX'te deniliyor. AK Partili kadınlardan da diyabet yürüyüşü gerçekleşmiş. Sözcü gazetesine bakalım. Türk Dünyası Kültür Başkenti kapanış toplantısı gerçekleştirildi deniliyor. Yine kadınlar kooperatif bölge ekonomisinde önemli rol oynayacak. Kastamonu kadını ekonomide söz sahibi olacak. Yeğenini silahla yaralayan şahıs tutuklandı. Kamusen'den Erdoğan'a mektup denilmiş. Devlet eski bakanı Başeskioğlu İlgenen Meclisi'ni ziyaret etti. Ağlı'da çıkan yangında samanlık yandı. Kastamonu Belediyesi YAPEX'e hazır demiş gazete. Yine Başkan Arslan Din Görevlileri Derneği'ni ziyaret etti. Beklenen kar yağışı geldi deniliyor. Televizyon patlaması sonucunda Cide'de iki ev yandı. Heyelan nedeniyle Kastamonu Çatalzeytin yolu ise kapandı demiş gazete. Gündem 37 gazetesinde de yine etkin pişmanlıktan yararlanan sanığa 1,5 yıl hapis cezası deniliyor. Sevgili izleyiciler, FETÖ-PDY'ye davalarıyla ilgili. Patlayan televizyon iki evi kullanılamaz hale getirdi. Ben 2015 Kasım'da aktif siyaseti noktaladım demiş eski devlet bakanı Murat Başeskioğlu. CHP milletvekili Hasan Baltacı da doktorlarla ilgili sorularını yöneltmiş Sağlık Bakanı'na sevgili izleyiciler. Kadın girişimci kooperatifte imzalar tamam. Ana manşetten verilen haber. Türkiye Kamusen Cumhurbaşkanı'ndan egzam istedi. Yüksek kesimlere kar yağdı. 62 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Hanönü'nde de şap aşılamaları başarıyla tamamlandı başlığını görüyoruz bugünkü Gündem 37 gazetesinde. Günün son gazetesi Açık Söz gazetesine de bakalım. Devlet eski bakanlarından hemşerimiz Murat Başeskioğlu adaylık konusunda hiçbir talebim yok demiş. Yine kar yağdı başlarını görüyoruz. Bu daha başlangıç. Kadın kooperatifi ile ilgili bir protokol imzalanmıştı dün Katso'da. CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, hastalarımız randevu alabilmek için milletvekillerimizin kapısına dayanıyor. 11 kişiden biri diyabet, yine yeğenini yaralayan dayı tutuklandı. Demir Ezen, Bozkurt'tan Tunçer ise Devrekhane'den CHP'nin belediye başkan adayı. Tarihi Osmanlı Sarayı kütüphane oluyor denilmiş sevgili izleyiciler. Evet, Kastamonu'da konuşulan haberleri sizlerle paylaşma imkanı bulduk. Bir başka gazete manşetleri programında yeniden birlikte olabilmek ümidiyle hoşça kalın.